Lig takım için de yukarıya doğru tırmanma çabası için bir başlangıç maçı gibi gözüküyordu. Biz böyle baktık stratejik olarak maça. Ama dediğim gibi beklediğimiz bir oyun sergileyemedik. Özellikle ikinci bölgedeki mücadeleyi kazanmamız gerekiyordu daha önce konuştuğumuz gibi. Ama orada rakip daha üstün oynadı. Özellikle Sesenyo'nun driplingleri etkili oldu. Buna rağmen çok fazla pozisyonu olan bir maç olmadı. Hata yapan kaybedecekti. Biz hata yaptık ve kaybettik. Rakibimizi kutluyoruz. Alttaki enerjimizi, alttan kurtulmakla ilgili enerjimizi sürdürüyoruz. Çok yine çalışacağız, çabalıyoruz. Bazı sakatlarımız var. Onların da bize katılmasıyla hücum gücümüzün biraz daha artacağını düşünüyoruz. Savunmayı bir nebze biraz düzelttik gibi. Şimdi ofansif anlamda topun bizde kalmasıyla ilgili süreçler üzerinde biraz çalışacağız. Dedim yani sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kolay olmuyor. Aşağıda da farklı sonuçlar geliyor. Bu ister istemez bizi tetikte tutacak ve sonuna kadar da bu işi takip edeceğiz. İçerisindeki yapıdan kaynaklanabilir. Oyuncunun biliyorsunuz bazı şeyler bulaşıcıdır grup içerisinde. Neşe motivasyon da bulaşıcıdır. Endişe de öyledir yani grupta oluşturduğunuz bir endişe. Belki bir endişe oluştu, oluşturuldu. Biz bunların önüne geçmek için oradayız. Zaman zaman motivasyon konuşmaları yapıyoruz. Zaman zaman rakibi izletiyorsunuz. Bazen rakibi izletmenin, rakibin özelliklerinin endişe yarattığı zamanlar da olabilir. Şundan ya da bundan oldu diyemeyiz. Ama bir konsantrasyon eksikliğinin ortaya çıktığını görüyoruz. Zaten biz bunu şeyde yakalarız. Yani maç ısınmalarında ve maç ısınmalarının içerisinde biz bunu kesinlikle yakalarız. Bir takım önlemler alırsınız ama yani değiştirmeye çalışırsınız ama bunları bazen başaramayabilirsiniz. Oyuncu sonuçta. Yani insan kaynaklı, insan odaklı iş yapıyoruz. Dolayısıyla o gün duyguları ve şeysi formu nedir? Ona bağlı olarak değişim gösteriyor. Bazı parametreler vardır tabii. Bunları oyuncuyla konuşup tekrar netleştireceğiz. Bunlar futbolda yaşanabilir. Büyük maçlar sonrasında her zaman endişemiz biz antrenörlerin gelecek maçın motivasyonunun düşük olacağıdır. Bu her zaman böyledir yani. Peki yani sonuçta oynanan maçtan sonra bazı şeyleri kritize etmek, alt alta koyup toplamak tabii ki olacak. Yanlışla ilgili, hata ile ilgili tabii kendimize yönelik de bakacağız. Neler yaptık, neler yapmadıkla ilgili. Hafta içerisinde yani sabada da özellikle kaf bölgesinde biraz sıkıntılar vardı gastronomistlerinde. Belki onun da onu etkilediğini düşünüyoruz. Tüm bunlar üst üste gelince oradaki yararlılığını yani hücum adına, savunma adına bir şeyler yaptı ama hücum ofansif adına çok fazla bir şey yapamayınca pas hataları oldu. Konsantrasyonu da biraz bozuldu. Bunu da düşünüyorsunuz. Bir maçta bütün oyuncuyu da kaybetmek istemiyorsunuz ve bir hamle yapıyorsunuz. Tabii size göre farklı bir sonuç olunca yani kötü bir tavır oluyor. Galip gelseydik ya da beraberlik olsaydı belki de sorunuz başka şekilde bir soru olacaktı. Bunlar olabilir, yaşanabilir. Teşekkür ederim ama yani sonuçta kendimizle de yüzleşmemizi sağlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi Pazdan'da da biz biliyorsunuz majör dediğimiz kemikte özellikle rotasyon problemi vardı. Bu rotasyon problemini osteopati uzmanıyla epey bir yol aldık. Ve sakatlığının büyük bölümünü geçirdik. Şimdi onu kuvvetlendirip bir daha öyle bir olay yaşamaması için kontrollü gidiyoruz. Yani orada bir kontrol. Biz hiçbir zaman sporcunun sırtına basan bir anlayışla hareket etmedik. Önce sağlık.
Yani bizim için önemli. Oscar ve Orgil'de de hamstring yırtıkları aşağı yukarı ikinci derece, birinci derece arasında gelgitler oluşuyor. Şimdi o yırtıkların da tamamen geçmeden onları da sahaya sürmek istemedik. Şu an, evet sürebiliriz. Bazı iğneler, bazı ağrı kesiciler, bazı şeyler pansuman çeşitleriyle yapabilirsiniz ama ben hiçbir zaman bunu tasvip etmiyorum. Evet, bir maç kaybedebiliriz, doğru. Ama insanları, onları belki 7 maç, 8 maç kullanacağız. Ve o riski almadık da. Geçen hafta da almadık, bu hafta da almadık. Özel, yani şöyle, takımın şu andaki ateş çemberi içinde olması bizi bazı prensiplerimizi veya ideal düşüncelerimizden uzaklaştırabilir. Bu bir strateji. Machiavelli gibi düşünmeyin. Sadece gerçeklerle yüzleşiyoruz. Yani bir gerçeğimiz var. Takımımızı bu girdaptan, bu ateşten kurtarmalıyız. Ve bunun için hazırlıklar yapılmalıydı. Ama dediğim gibi şu anda yapılan hazırlıklar içerisinde en doğruyu sahaya sürmeye çalışıyoruz. Tabii ki arkadaşımın dediği gibi fikirlerimizi ve yaptığımız işleri tekrar geriye bildirim, feedback yapıp tekrar sorgulamak. Bu da bizim işlerimizden birisi. Ama dediğim gibi benim ulusal, yani milli bakışım, futbol yerli oyuncularımızı hayata geçirmekle ilgili idealim var. Ama şu an dediğim gibi takımımızın buradaki durumu bizi biraz bazı şeylerden uzaklaştırıyor. Bir derbi maçı oynadık ve bence bu herhalde Ankara derbisine yakışan bir şekilde bir maç oldu. İyi bir mücadele oldu. Öncelikle her iki takımın oyuncularını da kutluyorum bu anlamda. Tehlikeli bir takıma karşı maç yaptık ve bütün hafta boyunca da aslında rakibimizin etkili yönlerini nasıl kapatırız bunu düşündük, bunu çalıştık. Ama aynı zamanda da kazanmak zorunda olduğumuz bir maç oynayacağımız için hücuma da kontrollü ama hücuma da çıkmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün zaman zaman pozisyonlar yakaladık, değerlendiremedik. Rakibimiz de yakaladığı kontra ataklarla, etkili tarafıyla pozisyonlar buldu, atamadı. Ama güzel bir golle, Halil İbrahim'in iyi ortası, Sion'un da doğru zamanda, doğru yerde, iyi bir vuruşuyla maçı kazandık. Tebrik ediyorum oyuncularımı. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var, ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Evet, aşağıdan biraz uzaklaştık gibi görünse de lig hala daha devam ediyor. O yüzden bir kontrolü, dikkati ve konsantrasyonu bozmadan önümüzdeki maçları da en iyi şekilde oynayıp daha yukarılara tırmanmaya gayret edeceğiz. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Sorusu olan var mı? Yani bozduğunu söyleyemem çünkü zaten hani olabilecek her türlü şeye hazırlıklarımız vardı, düşüncemizde. İşte Erdem'in sakatlığında Ahmet'i zaten koyduk oraya ki Ahmet de haftalardır formda, aslında formayı da istiyor fakat bir düzenimiz var, istikrar var. Bazı oyuncularımız böyle hak ettiği halde kenarda oturmak zorunda kalıyor ama zaten böyle takım oluyoruz. İhtiyacımız olduğu anda 5 dakikada olsa, 3 dakikada olsa sahaya girip en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Ben oyuna sonradan giren arkadaşlarımızı da, Matias'ı da, Berat'ı özellikle, Berat da haftalardır o da oynamayı hak eden bir oyuncumuz ama maalesef onu da son alternatif olarak kullanıyoruz. Taze bir güç olarak kullanıyoruz ki girdikçe sahada takıma katkı sağlıyor. Gelişimini de oldukça iyi bir şekilde sürdürüyor. Ve tabii bu saydığım isimlerin dışında kalan, oynatamadığımız, zaman süre veremediğimiz arkadaşlarımızın hepsinden de çok memnunuz. Hepsi antrenmanlarda gerçekten her şeylerini veriyorlar. Bu takımın bir parçası olarak her an katkıya hazır vaziyette bekliyorlar ve çalışıyorlar. Ben bütün oyuncularımı, yani en ufağımızdan en büyüğümüze kadar 28 oyuncumuzu da 29 oyuncumuzu da tebrik ediyorum. Federasyonumuzu ve MHK'yi de tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir karar aldılar. Hakemlerle ilgili, pozisyonlarla ilgili devam kararı, her pozisyona faul çalmama kararı bence çok önemli bir eksiğimizdi ve bunu tamamladılar. Tebrik ediyorum. Çünkü en küçük dokunuşta hemen faul veriyorlardı. Yani futbol oynayamıyorduk. Yani oynayamıyorduk. Oyuncular da zevk almıyordu. Yani kazanan da kaybeden de zevk almıyordu. Çünkü sahada futbol oynanamıyordu. Şimdi evet, futbol mücadele oyunu.
Bu mücadelede ayakta kalan kazanacak. Bu karar çok doğru bir karar. Yani faul olmayan bir pozisyonu faul verip oyunu durdurmaktansa, faul olsa bile devam ettirip oyunun akıcılığını sürdürmek, zaten önemli bir sonuç olduğunda geriye dönük olarak VAR sistemiyle önlemler alınacağı için oyunun akıcılığını sürdürmek ve oyunu sıcak tutmak çok daha doğru bir karardı. Ben buradan tebrik ediyorum ve bugüne kadar maç yöneten, dün de yöneten bütün hakemlerimizi de kutluyorum. Bu kararı çok güzel uyguluyorlar. Hepsine de başarılar diliyorum.